Millet Meclisi Grup Genel Kurulu 2. Yasama Yılı 20. Birleşimini açıyorum. Hoş geldiniz efendim. Sayın Genel Başkanım, uzun zamandır grup toplantısı yapamıyorduk. Grup özlenmiş. Müsaade ederseniz konuklarımızı hızlıca tanıtacağım. Cumhuriyet Halk Partisi İsviçre Birlik Başkanımız, İngiltere Birlik Başkanımız, Koblenz Birlik Temsilcimiz aramızdalar. Yurtdışı temsilcilerimize hoş geldiniz diyoruz. Ankara İl Kadın Kolları Yönetimi, ilçe kadın kolları yöneticileri aramızda hoş geldiniz. Kırıkkale İl Başkanımız ve yönetimi aramızda hoş geldiniz. Bursa Nilüfer Belediye Başkanımız ve belediye meclis üyelerimiz ve Bursa örgütümüz aramızda hoş geldiniz. Gemlik Belediye Başkanımız, Mudanya Belediye Başkanımız aramızda hoş geldiniz. Sakarya İl Başkanımız ve yöneticilerimiz aramızda hoş geldiniz. Zonguldak İl Başkanımız ve il yöneticilerimiz, il genel meclis üyelerimiz, il ve ilçe belediye meclis üyelerimiz ve belediye başkanlarımız aramızda. Bütün Zonguldak'a hoş geldin diyoruz uzun bir liste. Çubuk Aydos Dernekler Federasyon Başkanı ve yöneticiler aramızda. Avanos Kadın Kolları ve yöneticiler aramızda hoş geldiniz. Şişli Kadın Kolları Başkan ve yöneticiler aramızda. Ankara Pursaklar Kadın Kolları ve yöneticiler aramızda. Arhavi Belediye Başkanımız aramızda hoş geldiniz. Altındağ Kadın Kollarımız aramızda hoş geldiniz. Edirne Belediye Başkanımız, Uzunköprü Belediye Başkanımız, Meriç, Kırca Salih, Küplü Belediye Başkanlarımız ve Beğendik Belediye Başkanımız aramızda hoş geldiniz efendim. Halen grubumuzun üyesi diyebileceğimiz, sayabileceğimiz Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan Köroğlu aramızda hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, tarih Ocak 2018, Afrin Zeytin Dalı Harekatı, Karaman'a bir ateş düştü, bir acı düştü. Afrin şehidimiz, piyade uzman çavuş, Ali Gümüş'ün muhterem anneleri Münevver Gümüş ve muhterem babası Mükremin Gümüş aramızdalar. Hoş geldiniz diyorum. Şehidimize Allah'ımdan rahmet niyaz ediyoruz efendim. Haftalık değerlendirmesini yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yerel seçimlerden sonra ilk grup toplantımız. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Beynel Bilal filminin belleklerimizde önemli bir yer tuttuğunu biliyorum. O filmin bir kahramanı vardı, Dilber Ay. Söylediği türküleri hepimiz biliyoruz. Onu bugün kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Adalet yürüyüşüne katılmıştı. Birlikte güzel bir sohbetimiz olmuştu. Bütün sanat camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer vatandaşlarım, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun, al bayrağın altında yaşamaktan onur duyan bütün vatandaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisi grubundan selamlarımızı ve sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Demiştik ki Mart'ın sonu bahar olacaktı yani. Öyle bir düşüncemiz vardı.
Neden Mart'ın sonu bahar demiştik? Neden? Bahar hepimizin özlemle beklediği bir aydır. Bahar bir mevsimdir. Kışın atmosferinden kurtulmak, ağaçların, tabiatın canlandığını görmek, baharı yaşamak hepimizin en büyük arzularından birisidir. Ve Mart'ın sonu bahar demiştik. Mart'ın sonunda bahar geldi. Baharınız kutlu olsun. Kuşkusuz Mart'ın sonu bahar dedik ama Türkiye iyi gelsin dedik ama sonuçta sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti gibi diğer partilerimiz de baharın gelmesi için ortak çaba gösterdiler. Ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarına oy veren bütün vatandaşlarıma yürekten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Eğer bir bahar geldiyse o baharı yaşatanlar onlardır. Demokrasidir o baharı yaşatan. Dolayısıyla 6 büyükşehir belediye başkanımız vardı. Başarılı belediye başkanlarıydı. Onlar görevlerinin başındaydı. Yeniden seçildiler ama Ankara'dan Mansur Yavaş Ankara'ya baharı getirdi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu İstanbul'a baharı getirdi. Adana'da Zeydan Karalar Adana'ya baharı getirdi. Mersin'de Vahap Seçer Mersin'e baharı getirdi. Antalya'dan Muhittin Böcek Antalya'ya baharı getirdi. Baharı getirmek kolay ama baharı sürdürmemiz lazım. O nedenle bütün belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Asıl görev şimdi başlıyor. Şimdi başlıyor. Mazbatayı aldığınız günün ertesi gününden itibaren bir sonraki 5 yılın hazırlıklarını şimdiden yapın. Verdiğiniz her sözü yerine getirin dedim. Ve 10 maddelik bir temel ilkeler belirledik. Partizanlık yapmayacaksınız. Söz verdiniz. Bütün beldeyi kucaklayacaksınız. Söz verdiniz. Asgari ücret net 2200 lira olacak. Bunun hazırlıklarını yapın dedik. Verdiğimiz her sözün arkasında duracağız. Her sözün. Ve bu beldelerde yaşayan vatandaşlar şunu görecekler. İyi ki biz oyumuzu Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanına verdik. Ve o belediye başkanı bu kente huzuru getirdi. Bu kente bereketi getirdi. Bu kente ayrımcılığı kaldırdı. Ve bu kentin bütün insanların oy versin vermesin hepsini kucakladı. Bu algıyı toplumun belleğine yerleştireceğiz. Biz ülkemizi seven, beldemizi seven, insanımızı seven bir anlayışla yola devam edeceğiz. Elbette bu seçimler eşit koşullarda olmadı. Bütün medya onların emrindeydi. Bütün medya, bütün billboardlar onların emrindeydi. Bütün duvarlar onların emrindeydi. Ufak tefek bir yerlerde bizim ilanlarımız çıkıyordu ama onları ya geceden kaldırıyorlardı veya bizim belediye başkan adaylarımızın küçük afişlerini gece söküp götürüyorlardı. Ama hep şunu söyledim. Ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin ferasetine güveniyorum. Bu millet demokrasiden yana tavır alacaktır dedim. Bizi en ağır dille suçladılar. En ağır dille. Aklın mantığın alamayacağı, hayal edemeyeceğimiz suçlamalarla karşı karşıya kaldık. Ama dilimizi bozmadık. Ne derlerse desinler, biz kendi politikalarımızı halkımıza anlattık. Neleri yapacağımızı söyledik. Neleri yapamayacağımızı da söyledik. Halkı kandırmadık. Verdiğimiz her sözün arkasında durmaya özen gösterdik. Ve verdiğimiz vaatleri oturup günlerce tartıştık. Bu vaadi veriyoruz ama bunun gereğini yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Yapabileceklerimizi söyledik ve halkın desteğini aldık. Ve sonuçta başarılı olduk. Bu başarının arkasında demokrasiye inanan, demokrasiden yana tavır alan bütün vatandaşlarımız var. Bu nedenle bütün vatandaşlarıma şükran borçluyum ve onlara sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bir arkadaşımız var, mazbatayı aldı. Ama Yüksek Seçim Kurulu hala karar vermedi. Niçin?
Niçin? Bakın değerli arkadaşlar. 31 Mart'ta sandığa gittik. Bugün 30 Nisan. Aradan bir ay geçti. Bir ay geçti. Hukukun üstünlüğünü savunduk. Hukuktan yana tavır takındık. Her seferinde uyardık. Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapan yargıçlar Yargıtay'dan ve Danıştay'dan gidiyor. Yani sıradan yargıçlar değil bunlar. Yani belli bir süre görev yapmış ve belli bir noktaya gelmiş olan kişiler. Ve bunlar her ortamda hukukun üstünlüğünü savunmak zorundadırlar. Ve bunlar siyasal baskılara göğüs germek, o siyasal baskılara prim vermemek zorundadırlar. O nedenle Yüksek Seçim Kurulu'nun bu süreci bir an önce sonlandırması ve Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan etmesini bekliyorum. İlan etmesini. Diyeceksiniz ki başka bir seçenek var mı? Hiçbir seçenek yok. Hiçbir seçenek yok. 39 ilçede vatandaşlar gittiler, oy kullandılar. 39 ilçedeki bütün geçersiz oylar yeniden sayıldı. Eyvallah. İtiraz ettik mi? Hayır. Sayın diyorsunuz, buyurun sayın. Biz kendimize güveniyoruz. İstanbullulara da güveniyoruz. Sayın dedik, saydılar. Kim çıktı? Ekrem İmamoğlu. Yetmedi. 6 ilçede bütün oyları sayacağız dediler. Buyurun sayın beyler. Ne oldu? Ekrem İmamoğlu'nun oyları biraz daha arttı. Sonra ne oldu? 22 ilçede, dediler ki 22 ilçede sondaj yöntemiyle, yani örnekleme yöntemiyle 57 sandığı seçeceğiz, 57 sandığı ayrıca sayacağız. E buyurun sayın. Seçtiler 57 sandığı, bir daha saydılar. Kim çıktı? Ekrem İmamoğlu çıktı. Allah aşkına ne bekliyorsunuz siz? Ne bekliyorsunuz? Aşağıdan yukarıya doğru sayıyorlar Ekrem İmamoğlu. Yukarıdan aşağıya doğru sayıyorlar Ekrem İmamoğlu. Sağdan sola sayıyorlar Ekrem İmamoğlu. E soldan sağa sayıyorlar Ekrem İmamoğlu. Daha ne yapacaksınız siz? Biz şunu bekliyoruz. Şunu bekliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu yasalara ve daha önce aldığı kararlara uymak zorundadır. Kanuna uyacak, daha önce de uyduğu kanunun gereği olarak verdiği içtihatlara aynen uyacak. Biz de bunu bekliyoruz. Başka? Seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadırlar. Başka? İktidar sahiplerinin Yüksek Seçim Kurulu üzerinde kurdukları baskılara prim vermemek, boyun eğmemek zorundadır Yüksek Seçim Kurulu. Başka? Üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü savurmak zorundadır Yüksek Seçim Kurulu. Başka? Yüksek Seçim Kurulu, iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası bozmak zorundadır. Biz Yüksek Seçim Kurulu'ndan bunu bekliyoruz. Öyle 3 Mayıs, 5 Mayıs, 7 Mayıs değil. Bir an önce kararı verin ve Türkiye gerçek gündemine dönmüş olsun. Türkiye seçim atmosferinden kurtulmuş olsun. Türkiye'nin gerçek gündeminde ne var? Bir tablo vardı arkadaşlar. Evet burada. Türkiye'nin gerçek gündeminde ne var? Türkiye'nin gerçek gündeminde bu var arkadaşlar. Bir vatandaş borçları nedeniyle, evli, çocukları var. Borçları nedeniyle borcunu ödeyemiyor. Otobüs durağına ilan asıyor, telefonunu yazıyor. Bir böbreğimi satıyorum diyor. Alıcısı varsa satacağım diyor böbreğimi. 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyorum. 21. yüzyılın Türkiye'sinden. Daha önce bir grup toplantısında bir kadının çöp konteynerinden nasıl çöp topladığını açıklamıştım. Kıyamet kopmuştu. Sonra bir kadın çıktı. Efendim o kadın benim. Benim 4 katlı apartmanım var. Bilmem şudur budur. Bunun için ne diyecekler acaba? Kimi bulacaklar merak ediyorum. Kimi bulacaklar? Evet bu hayatın gerçeği. Türkiye'nin gerçeği. Açık açık çocuklarına bakmak, ailesine bakmak, borçlarını ödemek için
böbreğini satışa çıkaran bir vatandaş. 21. yüzyılın Türkiye'sinde geldiğimiz nokta budur. İktidar sahipleri bundan utanır mı? Hayır. İktidar sahipleri biz ülkeyi nasıl bu hale getirdik diye düşünür mü? Hayır. Çünkü iktidar sahipleri halktan kopmuş vaziyette. Sarayın sorunu ayrı, vatandaşın sorunu ayrı. Sarayın sorunu koltuğumu nasıl korurum? Vatandaşın konusu ise karnımı nasıl doyururum? İkisinin arasında dağlar kadar fark var. İşsizlik aldı başını gidiyor. Ekonomiyi kime teslim etmişler? Damada. Ya hanedanla koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetilir mi? Damat hayatı boyunca açlık nedir biliyor mu? Yoksulluk nedir biliyor mu? İşsizlik nedir biliyor mu? Bir ev nasıl geçindirilir biliyor mu? Asgari ücretle bir aile nasıl geçindirilir biliyor mu? Damat kira ödüyor mu? Damat ballarla, kaymaklarla besleniyor. Bir ekmeğin fiyatını damat biliyor mu? Bir kilo soğanın fiyatını damat biliyor mu? Hiçbirisini bilmiyor. Ekonomiyi teslim etmişler. Ekonomiyi düzeltecek diye. Kendi hallerini düzeltiyorlar. Kendi mutfaklarını düzeltiyorlar. Kendi ikballerini düzeltiyorlar. Vatandaşı değil. Bakınız. Bu yılın ilk üç ayında 33 milyar lira faiz ödendi. İlk üç ayında 33 milyar lira. Sormak istiyorum. 33 milyar lira faizi kim ödedi? 82 milyon vatandaş ödedi. 33 milyar lira. Bunların iktidar olduğu tarihten 2019'un Şubat'ına kadar. Bu söylenen 33 milyar 3 aylık içeride ödenen faiz. Bir de dışarıya ödenen faiz var. Dışarıdan da borç para aldılar. İktidar oldukları tarihten 2019'un Şubat sonuna kadar dışarıya Londra'daki bir avuç tefeci ödedikleri faiz 165 milyar dolar. 165 milyar dolar. Bir daha söylüyorum. 165 milyar dolar parayı bu ülkenin fakir fukarasından aldılar. Londra'daki bir avuç tefeciye verdiler. 165 milyar dolar. Yeni bir Türkiye inşa edilir ya 165 milyar dolarla. 165 milyar dolar faiz ödeyeceksin, vatandaş sonunda böbreğini satacak. Bunu vatandaşların görmesi lazım. Bunu bizim vatandaşlara anlatmamız lazım. Olay sıradan bir olay değildir. Yeniden Türkiye kıskaca, mali kıskaca alınıyor. Boyun eğiyorlar. Faizi yükselt yoksa borç vermem diyor. Tıpış tıpış ertesi gün faizi yükseltiyorlar. Dolar aldı başını gidiyor. Beylerin keyfi yerinde. Hala açıklama yapıyorlar ekonomide çok iyiye gidiyoruz diye. Akıl tutulması var. Akıl tutulması. Bakınız değerli arkadaşlarım. Bir yıllık fiyat artışı. Charleston biber. %158. Fiyat artışı. %158. Sivri biber. %141. Kuru soğan %222. Beyaz lahana %128. Kırmızı lahana %123. Patlıcan %153. Pırasa %182. Fiyat artışı. Asgari ücret %16. Nasıl geçinecek asgari ücretli? Veriyorsun 2020 lira geçin diyorsun. Nasıl geçinecek? Ev kirası mı verecek? Okul parası mı verecek? Yol parası mı verecek? Elektrik parası mı verecek? Doğal gaz parası mı verecek? Su parası mı verecek? Nasıl geçinecek bu adam? Ben bunları söyleyince bana kızıyorlar. Ben bunları söyleyince Kılıçdaroğlu terörle işbirliği yapıyor diyorlar. Terörle işbirliği yapan sensin, vatandaşla işbirliği yapan benim. Evet, terörle işbirliği yapanlar. Bir dönem teröristlerin her dediğini yapanlar onlar, ama bu ülkenin vatandaşlarıyla kucaklaşan, bu ülkenin vatandaşlarının derdini dile getiren genel başkan da benim. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum.
Derdimiz sadece ekonomi değil. Derdimiz sadece ekonomi değil. Bakın şimdi. Musa Kart, karikatürist. Hapse atıldı. Mustafa Kemal Güngör, hapse atıldı. Emre İper, hapiste. Hakan Kara, hapiste. Güray Öz, hapiste. Önder Çelik, hapiste. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları bunlar. Cumhuriyet Gazetesi'nde yazı yazdılar. Bunları FETÖ ile suçluyorlar. Ya akıl tutulması var. Cumhuriyet Gazetesi. FETÖ'yü yılları yılı eleştiren bir gazete. Nasıl oluyor da bunlar FETÖ'cü olabiliyorlar? E beğenmiyorlar. Hükümeti eleştiriyor. Hapse atılmaları gerekiyor. Ne olacak? E FETÖ ile suçlayalım. Kumpası destekleyecek hakimler var. Savcılar var. Onlara hakim savcı diyorum ama ünvanları öyle olduğu için. Onlar ne hakimdir ne savcıdır. Onlar sarayın emrindeki kölelerdir. Bir daha söylüyorum. Sarayın emrindeki kölelerdir onlar. Onlar adalet dağıtamazlar. 5 yıldan az bunlar içeride. 5 yıldan fazla yargılananların dosyası da Yargıtay'da. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ortada bir hukuksuzluk var. Bir adaletsizlik var ortada. Ve bunun düzelmesi lazım. Bunu düzeltecek olan da iktidar sahipleri değildir. Namuslu yargıçlar bunu düzeltecektir. Namuslu yargıçlar. Hukukun üstünlüğüne inanan yargıçlar bunu düzelteceklerdir. Osman Kavala. Osman Kavala. 546 gündür hapiste. 546 gün. Ortada daha iddianame yok. 546 gündür. Ve tek başına. Bu mudur adalet? Bu mudur hak? Bunların derdini kim dile getirecek? Kim bunları söyleyecek? Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. Demokrasiyi güçlendirme sorumluluğu var bizim. Bu sorumluluk en çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışıyor. Ve biz bu sorumluluğun gereğini yapıyoruz. Eren Erdem, 305 gündür hapiste. Eren Erdem. Bütün hayatı FETÖ'yle mücadeleyle geçmiş, FETÖ'den içeride. FETÖ dolayısıyla içeride suçlamasıyla. Mahkeme beraat ettiriyor. Üst mahkemeye gidiyor. Üst mahkeme beraati kaldırıyor. Aşağıya iniyoruz. Beraati veren mahkeme bu sefer 4 yıl küsür hapse mahkum ediyor. Akıl var, mantık var. Geçen hafta ailesini ziyaret ettim. Ailesi perişan vaziyette. Hani haksızlıkla karşı karşıya kaldığı için üzülüyor. Ailesine şunu söyledim. Eren Erdem yolsuzluktan ötürü değil, kul hakkı yemekten ötürü değil, herhangi bir adi suçtan ötürü değil, onurlu kimliğiyle zamanında FETÖ ile mücadele eden, bu konuda kitaplar yazan, bu konuda makaleler yazan düzgün ve namuslu bir kişidir. Onun hapiste kaldığı her gün onun şeref madalyası olarak tarihte yerini alacaktır. Geçen gün Anayasa Mahkemesi'nin 57. kuruluş yıl dönümündeydik. Anayasa Mahkemesi. 1960'lardan sonra bizim anayasamızda yer alan bir üst yargı organı. En üst yargı organı konumunda. Anayasa Mahkemesi Başkanı gerçekten de katılanların tamamına güzel bir hukuk dersi verdi. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin tarihsel köklerini anlattı. Yargıcın ne kadar önemli olduğunu, vicdanını satmaması gerektiğini, baskıya boyun eğmemesi gerektiğini kısa, özlü ve net cümlelerle ifade etti. Ama Anayasa Mahkemesi adalet dağıtacak, evet adalet dağıtacak. Ama o Anayasa Mahkemesi'nin önünde Cumhuriyet davasının ki bireysel başvurular 2 yıldır bekliyor. Beklememeli. Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak'ın dosyaları 2,5 yıldır bekliyor. Murat Aksoy, Yiğit Aksakoğlu, öğretmen Ayşe Çelik, hani çocuklar ölmesin diyen öğretmen Ayşe Çelik'in bireysel başvuruları hala bekliyor. Az önce söyledim. Adaletsizliği düzeltecek olan bu ülkede adalete inanmış insanlardır. Yani hukukçulardır. Yani hukukun üstünlüğüne inanan insanlardır. Biz onlardan bir an önce karar alıp adaletsizliklere son vermelerini istiyoruz. Bu Türkiye'de adaletin güçlenmesi, algının güçlenmesi açısından son derece önemlidir. Bu arada Sözcü Gazetesi ile ilgili de
Malum davalar açıldı. Sözcü gazetesi. Türkiye'nin en genç gazetesi. Türkiye'nin en çok okunan gazetesi. Yazarlarına saygı duyulan bir gazete. Baskı önünde boyun eğmeyen, dik duran, onurlu duran bir gazete. İktidarın bütün baskılarına rağmen direnen, yayın çizgisinden ödün vermeyen bir gazete. Vay sen misin böyle? O zaman seni de FETÖ'yle suçlayacağım. Emin Çölaşan. Allah aşkına Emin Çölaşan'la FETÖ'cü tanımı yan yana gelir mi ya? Ya yan yana gelir mi? Necati Doğru. Mustafa Çetin Yücel Arı ve sahibi Burak Akbay. Niçin? Susturmak istiyorlar. Sözcü yazmasın. Sözcü okunmasın. O da diğer gazeteler gibi havuz medyasının bir unsuru olarak yerini alsın. Varsın 5000 satsın, varsın 3000 satsın. Önemli değil. Ama halkın bilgilenmesi ve aydınlanması konusunda sözcü yayın yapmasın. Bunu söylüyorlar. Zühtü Aslan 57. kuruluş yıl dönümünde şunu söyledi. Hakim hiçbir şart ve ahval altında aklını ve vicdanını başkasına emanet edemez. Doğrudur. Ama bugün hakim unvanlı, savcı unvanlı vicdanını ve ahlakını ve de aklını birilerine emanet eden var. Birilerine ipotek eden var. Biz bunlara hakim ve savcı demeyeceğiz. Asla demeyeceğiz. Ve bunlar göreceksiniz ileride çocuklarının daha yüzüne bakamayacaklardır. Bir hakim aklını ve vicdanını ve ahlakını nasıl birilerine teslim eder? Nasıl hukuksuzluğun kaynağı olur? Haşim Kılıç, o da Anayasa Mahkemesi'nin bir dönem başkanlığını yaptı. O da uyarısını yapıyor. Şöyle diyor. Ne yazık ki önce ahlak ve maneviyat diye iktidara gelen bu arkadaşlarımız ne pozitif hukuk kuralları bıraktılar ne de ahlak bıraktılar. Ahlakın olmadığı yerde adalet olmaz. Adaletin olmadığı yerde ahlak olmaz zaten. Küçük çocuklara tecavüzlerin bu kadar yaygınlaşmasının temelinde ne yatıyor? Ahlakı kaybettiğimiz yatıyor. Ahlakı kaybettiğimiz. Kimin döneminde? Kimin döneminde? 17 yıldır başımıza bunların hiçbirisi gelmemişti. 17 yıldır şimdi geliyor bunların tamamı. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana bakın. Çocuklarımıza verdiğimiz değere bakın. İnsanımıza verdiğimiz değere bakın. İnançlara verdiğimiz değere bakın. Kimliklere verdiğimiz değere bakın. Şimdi bunların tamamı yok edildi. 5 yaşındaki çocuğa tecavüz. Çocukların kaçırılması, uyuşturucu. Ekrem Bey götürüyor. Uyuşturucuyla mücadele komisyonu kuracaklar. O kadar kinlenmişler ki nasıl olur da Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazanır, getirdiği her şeye red vereceğiz. Buna da red veriyorlar. Uyuşturucuya mücadele red. O zaman git kullan kardeşim. Git kullan. Uyuşturucuyla mücadele. Uyuşturucu nerelerde yaygın biliyor musunuz? En çok fakir mahallelerinde. O ailelerin yoksul çocuklarında. Bu konuda bizim belediyelerimizin çok güzel çalışmaları var. Ama İstanbul genelinde bu çalışmanın yapılması lazım. Yapmak istiyor, engelliyorlar. Aklın alacağı şeyler değil. Muhalefet etmesini de bunlar bilmiyorlar. Nasıl muhalefet edileceğini de bilmiyorlar. Muhalefet hak temelli yapılır. Hak temelli yapılır. Vatandaşın hakkını, hukukunu korumak için muhalefet yaparsın. Buraya pek çok yasa gelir. Vatandaşın lehine ise yasalar buradan oy birliğiyle çıkar. Aleyhine ise otururuz, muhalefetimizi yaparız. Niye muhalefet yaptığımızda söyleriz, meclisin tutanaklarına geçiririz. Siz uyuşturucuyla savaştığınızda biz engel mi olduk? Siz uyuşturucuyu önlemek istediğinizde biz engel mi olduk? Siz bu konuda bir yasa getirdiğinizde biz engel mi olduk? Siz Avrupa Birliği ile demokratik standartları geliştirmek için düzenlenmiş bir yasa taslağını buraya getirdiğinizde biz buna engel mi olduk? Hayır. Bizim muhalefetimiz hak temellidir. Vatandaşın hakkını ve hukukunu gözetiyorsa ona evet deriz. Ama onlar
Tam tersini yapıyorlar. Tabii gazetelerin iktidarı desteklenmeyen grubu FETÖ'cü ilan ediliyor. Terörist ilan ediliyor. Terör örgütüyle iltisaklı ilan ediliyor. Ama bir kişi var ki, hem siyasi ayakta çok önemli, hem mali ayakta çok önemli. O bir numaralı FETÖ'cü, ve o Erdoğan'ın yanında devletin protokolünde. Adı kim? Fethi Tam İnce. Bakın söylüyorum. 17-25 Aralık'tan sonra Zaman Gazetesi'nin %10'unu aldı. Diyorlar ya 17-25'ten öncekilere dokunmuyoruz. Sonra Zaman Gazetesi'nin %10'unu aldı. Bir şey söyleniyor mu? Hayır. Cumhuriyet yazarları suçlanıyor. Sözcü yazarları suçlanıyor. Gazete suçlanıyor. Ama Fethi Tam İnce el üstünde tutuluyor. Neden? Tuzkon üyesi aynı zamanda Fethi Tam İnce. Kanun hükmünde kararname ile kapatılan pek çok vakfın ve derneğin aynı zamanda yöneticisi. Bir şey yapılıyor mu? Hayır. El üstünde tutuluyor. Hakkında, Fethi Tam İnce hakkında MASAK raporları var. MİT raporları var. FETÖ'cü olduğuna dair. Kimse dokunuyor mu? Kimse dokunmuyor. El üstünde tutuluyor. Polis tutanaklarına göre himmet paraları toplamıştır Fethi Tam İnce. Himmet paraları. Bankasyanın önünden geçeni hapse atıyorsun ama himmet paraları toplayana dokunmuyoruz. Neden? 17-25'ten sonra, 25 Aralık'tan sonra Pensilvanya'ya gidiyor. Ziyaretini yapıyor. Dokunan var mı? Dokunan yok. El üstünde tutuluyor. Ve 27 Ocak 2019'da Antalya'da AK Parti belediye başkanlarını tanıtırken Fethi Tam İnce orada protokolde oturuyor. Ve Fethi Tam İnce en son İstanbul'daki büyük bir ihaleyi aldı. Bunu şunun için, bu iki siyahla beyazı şunun için anlatıyorum. Terörle mücadele yapıyoruz, FETÖ'yle mücadele yapıyoruz, PKK'yla mücadele yapıyoruz diye yola çıkanlar terör örgütlerini koruyorlar, kendilerine muhalif olanları cezalandırıyorlar. Artık bu gerçeği bütün Türkiye'nin görmesi lazım. Efendim, şehitlerimize geleyim. Şehitlerimizin anneleri ve babaları da burada. Yukarıda da bir grup şehit yakınını gelmişti Eskişehir'den. Onlarla da kısa bir sohbetimiz oldu. Şehitler hepimizin şehididir. 82 milyonun şehididir. Şehidimizin kimliğine bakmayız, inancına bakmayız. Hangi partiye mensup olduğuna bakmayız. Eğer bu ülke için, bu vatan için, bu bayrak için hayatını vermişse bizler rahat edelim, çocuklarımız rahat etsin diye. Hayatını vermişse şehitlere saygı göstermek hepimizin insani görevidir. İnsani görevidir. Şehitlerimiz musalla taşındayken cenazeyi kıldıran imam şehitlikten söz eder. Kur'an'dan ayetler okur. Şehidin öbür dünyadaki konumunu da anlatır bize. Ve bizler sonunda bir helallik veririz. Ve oradan ayrılırız. Cenaze namazlarında ağır başlık vardır. Huşu içinde kılınır cenaze namazları. Büyük bir saygı içinde kılınır. Şehit cenazeleri ayrıca devlet töreni vardır. Devlet töreniyle şehidimiz sonsuzluğa uğurlanır. Ve bizler de şehitlerimizin cenaze namazlarına katılırız. Dualar okunur, namaz kılınır ve oradan belli bir saygı içinde ayrılırız ve evlerimize döneriz. Şehit ailelerin evinde yangın vardır. Anneler ve babalar üzülürler. Evlat acısının ne olduğunu hepimiz çok iyi biliriz. Ama onları teselli eden bir şey vardır. Çocuklarının şehit olması. 82 milyonun yüreğinin o cenaze namazında atmış olması vardır. Onları huzura kavuşturan, onları teskin eden de olay budur.
O açıdan şehitlerimiz hepimizin şehididir. Çubuk Akkuzu köyünde şehit cenazesine katıldım. Köyden Çubuk ilçe başkanlığımıza geldiler. Köy için büyük bir Türk bayrağı istediler. O bayrağı verdik. İlçe başkanlığımız verdi. İlçe başkanımız arkadaşlarla birlikte şehit ailesini ziyaret ettiler. Saygılarını, üzüntülerini, başsağlığı dileklerini ilettiler. Sonra şehit cenazesine ben ve arkadaşlarım birlikte gittik, katıldık. Cenaze namazını doğru dürüst kıldırmadılar. Bir grup. Önce şunu söyleyeyim. Akkuzu köyünün sakinlerine bir şey söylemiyorum. O sakinlere benim saygım vardır. Benim gündeme getirmek istediğim provokasyon yapan ve kışkırtan insanlardır. Dolayısıyla Yener Kırıkçı şehidimiz, Allah'tan rahmet dilemek, başsağlığı dilemek, hem aileye hem milletimize dilemek bizim boynumuzun borcudur. Bunu zaten yapmak zorundayız. Cenazeye gidiyorsanız o cenazenin ağırlığına uygun bir duru sergilemek, namazı kılmak, duayı yapmak bizim görevlerimizden birisidir. Değerli arkadaşlarım, o şehit cenazesine katılan tek genel başkan benim. Daha namazın başında cenaze gelmiş. Sloganlar, hakaretler. Ya bırakın bari bir namaz kılınsın. Ya bırakın bari bir Fatiha okunsun. Ya bırakın bari bir helallik olsun. İzin vermiyorlar. İçimden geçirdim. Ya bunlar gerçekten Müslüman mı? Bunlar gerçekten şehide saygı gösteriyorlar mı? Bunlar gerçekten de şehit ailesine saygı gösteriyorlar mı? Şehitlerimizin %99'u fakir aile çocuklarıdır. Bir daha söylüyorum. Şehitlerimizin %99'u fakir aile çocuklarıdır. Şehit cenazelerine katıldığımızda şehit cenazesi bir top aracının üstüne konur. Arkasından aile yürür. Devlet erkanı da onun arkasından yürür. O aileleri, yakınlarını hep gözlemlerim. Çoğu yoksul ailelerin çocuklarıdır. Ve bunu zaten oturdukları evler, ailelerin evleri, geçimi vesaire falan baktığınızda bu çıplak gerçeği hepimiz görürüz. Değerli arkadaşlarım, geldiğimiz nokta şudur. Bana yapılan linç girişiminden çok şehit cenazesine yapılan haksızlığı ben eleştiriyorum. Benim için fark etmez. Bir canımız var. Benim için fark Şehit cenazesine yapılan hakaret, şehit cenazesine yapılan hakaret benim vicdanımı derinden yaralamıştır. Şehit cenazesi, ya şehit cenazesi. Başka bir şey değil ya. Nasıl siz bunu yaparsınız? Bırakın bari bir namaz kılınız. Arkasından bir linç girişimi. Saldırı diyorlar, protesto diyorlar. Açık ve net söylüyorum. Bir linç girişimiydi. Bunu yapmak istiyorlardı. Yapamadılar ve beceremediler. Hani derler ya, rahmetli annem çok sık kullanırdı. Verilmiş sadakamız var diye. Verilmiş sadakamız var işte. Sadece bana değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili orada, milletvekillerimiz orada. Aynı muamele onlara da yapıldı. Bir eve girdik. O aileye, ailenin küçük çocuğu Muhammed'e, diğer iki çocuğu daha var ama onların isimlerini bilmiyorum, Muhammed'e buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. O ailenin yaptığı iyiliği de unutmayacağım. Hayatımda iki kez polisin akrep diye tanımladıkları zırhlı aracına bindim. Birincisi Ardanuş'tan Şavşat'a giderken PKK'nın yaptığı saldırıydı ve bir erimiz şehit olmuştu. O ara
uzun namlulu silahlarla pek çok atış yapıldı. O vadide kurşun seslerinin yankılarını duydum. Bir süre sonra polis aracı geldi ve ben o araca bindim ve başka bir yere götürdüler. Saldırı yapan PKK'ydı. Akkuzulu köyünde de evden çıkıp yine bir polis akrep aracına bindim. Orada da saldırı vardı. Onların PKK'dan hiçbir farkı yok. Onların tamamı aynı zamanda PKK'lı. PKK ülkeyi bölmek istiyor, parçalamak istiyor. Bunlar da ülkeyi bölmek, parçalamak istiyor. Aynı amaçla hareket ediyorlar. Aynı amaçla. Aynı yolun yolcusular. Ama biz sakinliğimizi koruduk. Ne yaparlarsa yapsınlar. Evde iki kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey'le görüştüm. Orada bir olayın olmaması için toplantının, mitingin bir an önce sonlanmasını da yumuşak bir dil, herkesi kucaklayan bir dil kullanılması gerektiğini de ifade ettim. Çünkü bir provokasyonu, yüz binlerin olduğu yerde bir provokasyonu engellemek çok daha zordur. Sanıyorlar ki biz geri adım atacağız onlar bastırdığı zaman veya linçe kalktıkları zaman. Hiç kimse unutmasın. Hiç kimse. Bu partinin koltuğu İlk oturan kişi, bu koltuğunda ilk oturan kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Boynunda idam fermanıyla Türkiye'nin bağımsızlığını sağladı. Bizim tarihin bize yüklediği bir sorumluluk vardır. Cumhuriyeti güçlendireceğiz. Demokrasiyle taçlandıracağız. Ülkemizin ekonomik ve siyasal bağımsızlığını koruyacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aşk girmediği bir Türkiye inşa edeceğiz. Çağdaş uygarlığı yakalayacağız ve onu aşacağız. Tarihin Cumhuriyet Halk Partileri yüklediği bir sorumluluktur bu. Biz bırakın bir milim geri adım atmayı, her adımımızı ileriye doğru atacağız. Demokrasiye doğru atacağız. İnsanlara doğru, hakka, hukuka ve adalete doğru atacağız. Az önce ifade ettim. Şehitlerimizin büyük bir kısmı, hatta %99'u fakir aile çocuklarıdır diye. Son şehidimiz de fakir bir ailenin çocuğu. Sözleşmeli piyade er. Evinde kaldığımız kişi benim akrabam dedim. Yoksul fakir dedim. Sözleşmeli er oldu diye. Sözleşmeli erler bir dernek kurmuşlar. Daha önce beni ziyarete geldiler. Bizim sorunlarımızı ifade eder misiniz diye. Ve ben 19 Şubat 2019 tarihinde sözleşmeli erlerin sorunlarını bir grup toplantısında anlattım. Ve onların o sorunların çözülmesi gerektiğini söyledim. Neydi sorunları? Sözleşmeli er 7 yıl süreyle sözleşmeli erlik yapabiliyorlar. 7 yıl. 7 yıl bitince kapının önüne koyuyorlar. Bunların bir kamu kurumunda çalışması lazım. Ama onun için de bir yönetmeliğin çıkması lazım. Ama bir türlü bu yönetmelik çıkmıyor. Genelkurmay Başkanlığı yönetmelik taslağını hazırlamış, ilgili yerlere göndermiş, yönetmelik çıkmıyor. Çıkmadığı için 7 yılını dolduran sözleşmeli erler açıkta geziyorlar. Bunların derdini ben dile getirdim. Alçakça linç girişiminde bulunanların bundan haberi var mı? Bu sorundan onların haberi var mı? Hayır, haberleri bile yok. Onların derdini kim dile getirdi? Ben dile getiriyorum. Ama onlar
İktidara neden bunu yapmıyorsun diye soracaklarına soran kişiye saldırıyorlar. Başka bir şey daha. Ocak 2018'de uzman, çavuş, astsubay ve üst rütbelerin tamamına ayda 400 lira zam yaptılar. Zammı verilmeyen tek grup var, sözleşmeli erler. Ben bunu da dile getirdim. Erse er, askerse er, asker, silahsa silah, terörle mücadele ise terörle mücadele, -35-40 derecede mücadele ise mücadele. Herkese 400 lira veriyorsun, bunlara neden 400 lira vermiyorsun? Soran kim? Ben. Saldırıya, linçe uğrayan kim? Ben. Peki bu sorunu dile getiren kim? Ben. Ama neden böyle oluyor? Şimdi linç girişiminde bulunan o alçaklara sormak istiyorum. İnsan değil onlar. Söylediğim insan değil. Sormak istiyorum. Ben onların hakkını savunurken sen neredeydin? Bir şey daha, sözleşmeli erler. Bir kamu görevlisi bir yerden bir yere tayini çıkarken yol parası verirler. Yol parası verilmeyen tek grup sözleşmeli erler. Niye verilmiyor? Tapu memuru bir yerden bir yere tayini çıktığında yol parası alıyor, nüfus memuru alıyor, generali alıyor, paşası alıyor, subayı alıyor, memuru alıyor, herkes alıyor, sözleşmeli ere sana vermeyiz diyorlar. Dile getiren kim? Ben. Yine o alçaklara sormak istiyorum. Ben onların sorunlarını dile getirirken sen neredeydin? Sen neredeydin? Sözleşmeli erler. Bunlar da evli çoluk çocuğu var. Bir kamu görevlisi. Tayini bir yere çıktığında eşi de çalışıyorsa ailenin birliği açısından eşinin de tayini oraya çıkarılır. Anayasanın temel kuralıdır. Ama sözleşmeli erlere bunu yapmıyorlar. Eşin tayini çıkarmayız diyorlar. Sen orada gideceksin, dağın tepesinde -35-40 derecede mücadele edeceksin. Terörle mücadele edeceksin. Eşi doğum yapmış, eşinin yanına gidemiyor. Hatta bir sözleşmeliler şunu söyledi. 5-6 ay geçiyor, gidiyoruz eşimize. Çocuk biraz büyümüş, annesine soruyor. Anne bu gelen adam kim diye. Babasını tanımıyor. Peki bu sorunu dile getiren kim? Biz. Peki saldıran, linç girişiminde bulunan o alçaklar bunun farkında mı? Farkında değiller. Onlar da eğer vicdan sahibi iseler, insan iseler oturup düşünmeleri lazım. Başka bir şey daha. Hep söyledim. Şehit ve gaziler arasında ayrım yapılmaz. Şehit şehittir. Gazi de gazidir. Vatan için çarpışmıştır. Ya yaralanmıştır ve hayatını kaybetmiştir. Şimdi herhangi bir şehit öldüğünde ailesine 5600 lira veriliyor. Ailesine 5600 lira veriliyor. Peki şehit er öldüğünde, yani sözleşmeli şehit er öldüğünde ailesine 5600 lira değil, 4200 lira veriliyor. Neden? Bunu dile getiren kim? Ben. Linç girişimine uğrayan kim? Ben. Peki o alçaklar bunun farkında mı? Neden o aileye daha az para veriliyor? Şehitse şehit. Devlet töreni ise devlet töreni. Neden bu ayrımcılık yapılıyor? Biz bunları dile getiriyoruz. Ne diyordu Haşim Kılıç? Önce ahlak ve maneviyatı yok ettiler, sonra hukuku yok ettiler. Ahlaksızlık budur işte. Soruna sahip çıkıp o sorunu dile getiriyorsunuz. Dile getirdiğiniz için, sorunu dile getirdiğiniz için, çözümünü dile getirdiğiniz için linç girişimine uğrayan da sizsiniz. Bunu milletimin vicdanına emanet ediyorum. Milletimin vicdanına sunuyorum. Eğer milletimiz bunu kabul ediyorsa, bu ülkenin vicdanı bunu kabul ediliyorsa oturup düşünmemiz lazım. Biz şehitlerimize saygıyı asla elden bırakmayacağız. Gazilerimize saygıyı asla elden bırakmayacağız. Herkese, ama herkese, kim olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursa olsun, herkese insanca davranmak bizim insani görevimizdir.
İnsansak böyle davranacağız. Herkesin düşüncesine, herkesin kimliğine, herkesin inancına, herkesin coğrafyasına saygı göstermek zorundayız. İster Hakkari'li olsun, ister Edirne'li, ister Diyarbakırlı olsun, ister İzmirli. 82 milyonu kucaklayacağız ve yolumuza böyle devam edeceğiz. Sağ olun, var olun diyorum. Birleşimi kapatıyorum. Teşekkür ediyorum.